Peki sen şimdi demin şey için dedin ya, tanışma dönemi olabilir, çay içme dönemi olabilir. Kerem. Öyle bazen çünkü evet. Bir insandan fiziken hoşlanırsın. Sizin bu tanışma dönemi geçti mi canım benim, çay içme döneminiz geçti mi? Niye bu kadar özele giriyorsun yani? Neden olduğunu söyleyeceğim. Çünkü dün akşam dışarıdaydınız. Evet. Balıkçıya gittiniz. Balıkçı mıydı? Bebek'te bir yere gittiniz. Arnavutköy. Arnavutköy'de. Ve ondan sonra çıktınız, kameralara konuştunuz beraber. Çünkü arkadaşlar dışarıda üşüyoruz. Bir kelime söylesinler dedikleri için. Onlar da ben biliyorsun bu konuda ne kadar hassasım. Evet. Ve çıktın, onlar beklemesinler konuş. Diye. İki dakika onların gönülleri bakalım, olsun. İzleyelim bakalım neler demiş Yaşar İpek ve Seren Seren gelir. Siz dediniz ki Yaşar Bey beni peşinden koşuyorsa ben bilemem dediniz. Sonra dostum dediniz. Oradan bir aşk açıklamalı mı yakınlar. Artık bir netlik kazandıralım. Biz ne dediğimizi bilmiyoruz şu an. Evet. Ben... aşık bana diyorum işte. Şöyle. Karşılıksız mı? Yok yok. Şöyle söyleyeyim. O kadar önemli bir zamanda yanımda durdu ki. Erkek olmakla adam olmak arasında çok enteresan bir nüans vardır. Onu bana yaşattı. Her şekilde yanımda durarak, arkamda durarak. O yüzden de altını çizelim. Ben seni daha yeni tanıyor değilim. Ya da işte bu olaylar başına geldi tanıyor evet. Değilim. Seren 15 yaşındaydı ben seni tanıdığımda. Ben de o zaman. Evet, başladı arkadaşlığımız. İnşallah mutlu oluruz. Mutlu ederiz birbirimizi. Durum böyle. Evet. Bu kadar. Yalan yok yani. Yani arkadaşlığımız başladı. Sevgili hayatı başladı. Sevgiliyiz. Ve bu artık böyle bilinsin diye şimdi, noktayı yani böyle koydular. Bilinsin diye noktayı koydu, iki nokta üst üste koydu. Bundan sonra yani öyle hassas edecek. Bir dönemde karşıma çıktı ve öyle bir hassas bir dönemde yanımda durdu ki o hissiyata dönüştü haliyle. Yani tabii o da boş olmadığı için bunları yaptı. Kayıtsız kalamıyorsun ve gerçekten çok yalnız geçirdiğim uzun bir süreç var. Kendimi yalnız hissederek yaşamış olduğum uzun bir süreç var, öyle söyleyeyim. Daha doğru olur. O yüzden benim için bir erkeğin hayatımdaki adamın duruşu çok önemlidir. Benim için bitiş ve hatta başlangıçtır bu sebep. O yüzden birisi için bitiş olmuşken birisi için de başlangıç olmuş olabilir hayatımda. Onun bana bu kadar hani yanımda durarak bu kadar doğru şekilde davranması bir şeyleri hissetmeme neden oldu. Anladın mı? Hmm. Yani bunu ne şekilde tanımlarsanız tanımlayın. O yüzden de aşk diye tanımlayacağız. Ne şekilde tanımlayacağız? Lafı İşte tamam. Yani bunu bu şekilde tanımlayın. Sevgili olmuşsun. Aynen. Işte. O kadar güzel huyları barındırmış ki içerisinde. O yüzden onun o güzel özelliklerine kayıtsız kalmam mümkün değildi yani. O yüzden de mutluyum. Hiçbir şey söylemiyorum. Şu 2-3 günü hatırlamıyorum bile şu anda. Gayet güzel. Keyfim yerinde. Arkadaşlarımla. İşte bak ben hep bunu diyorum. Hep bunu diyorum. Ne diyorsun? Bu klip çekme işleri, ay Kartalkaya'ya gittik, ay şömine başında oturduk, ay bilmem ne yaptık. Evet. Şu şöyle oldu, setlerde de öyle ya. Ha. Karavanda oturduk, işte karavan yok, biz sadece tavla oynuyoruz karavanda. Ama o sırada sadece tavla oynuyorsan, tavla oynadığını söylersin. Gerçekten o süreç içerisinde birbirini tanırken, mesela her şeyin beğenirken öyle bir şey olur ki mesela soğursun o dönemde evet. Mesela. Biz de o süreci geçirdik. Çünkü ben ilişki falan yaşamaya hiç hazır değilim aslında. Ama Demet Akalın bile başında o klibi çekerseniz yeme bizi diye işte bu klip yeme bizi diye klip çekiyormuş. İşte, insanın en yakınları bile ama o zaman hiçbir şey yoktu. Beni otelime bıraktı. Kendisi Ankara'ya sahneye çıkmaya gitti. Sonradan Kartalkaya'dan dönerken aldı. Ona da söyledim yani zaten hani bir ilişkiye şu anda hazır değilim derken ama bu cezaevi olayları falan filan birden el ele tutuşurken bulduk kendimizi yani. O oraya geldi. Şimdi de artık hiç bunun şeyini muhasebesini, muhakemesini yapmıyorum. Yani mutlu olmak istiyorum çünkü benim de buna hakkım var diye düşünüyorum. Yani herhalde artık öyle. Çok yarını tabii. Düşünerek çok farklı aynen. Şeyler, kriterler onlar bunlar değil. Beni kim mutlu ediyorsa kim beni seviyorsa, anladın mı? Kim o benim yanımda olmayı hak ediyor. O yüzden peki, de o onu hak ettiği için. Hayatımın anlamı diye. Bak Yaşar bir yandan paylaşıyor bu aşkı. Seren Serengil bir yandan paylaşıyor bu aşkı. Hayatımın anlamı diye Yaşar İpek paylaştı. Ondan sonra Yaşar İpek yine güneşi bekleyen toprak için bulut nedir ki? Bak şair Yaşar. Ya çok iyi bir insan evet. Gerçekten. Ona çok teşekkür ederim. Beni günaydın işte, diyor. Seren Serengil altına yazmış. Güneş geldi demiş. Bak bak.
Bu güneş sen oluyorsun değil mi? bunlar güzel şeyler çünkü yaşadığım bak bütün olumsuzlukları şu anda bana unutturdu. Hiç umurumda değil evet, mesela hiçbir şey şu an. Onları konuşmuyoruz. Yani. Güzel şeylerden bahsediyoruz. Evet. Ondan sonra hatta aile eylem falan var. Baksana kardeşi falan da var. Eylemi evet eylemle var. Bayağı bir küstük biliyorsun. Yani yazın küstünüz bugün evet. Şey oldu. Çünkü onlar gelin, evet. Ne denir? Gelin görümce. Yok o kadar olmadık ama tabii ki bir aradaydık. Çünkü ben zaten onların hepsini kaç yaşımdan beri tanıyorum. Ki, evlerinde kalıyordum falan yani. O yüzden sonra de geçen yaz küsmüştünüz. Şimdi akraba oldunuz. Keyfim yerinde tüm sevdiklerim yanımda diye paylaşmış Seren Serengil. Evet. O fotoğrafı Eylem çünkü var. Çünkü Eylem yanındaki biliyorsun gazeteci Berna. Aynı zamanda. Hı. Berna evet. Çocukluk arkadaşım. Ondan sonra böyle saçma sapan bir şeyler yazmıştı. Ben de kızmıştım ona gerçekten. Hani haksızlık yaptığını düşünmüştüm. O da evet. Öyle düşünmüş ki zaten karşılıklı evet, Yaşar da baldız yok baldız olmaz dedim ki şey görümce bu. Ben hiç onları bilmiyorum. Neyse görümce. Önemli olan bu peki, durum. Peki tamam bu ne? Bunun altında asıl şimdi olayı açıklıyoruz. Ne o? Minnoşumu çok seviyorum. Allah mutluluğumuzu bozmasın demiş. Kalp koymuş Yaşar. Peşine de 10 Temmuz demiş. Ne şimdi bu 10 Temmuz? Bilmem ona sormak lazım. Ona soracaksın. Yani o yazdığına göre ona soracaksın. Evlilik tarihi. Ona sordum ben Yaşar'a. Ha sordum. Evet dedi neydi? Ki. Evet abi evlilik tarihi dedi. Öyle bir zaman belirlemiş. 10 Temmuz. Daha dedi. 10 Temmuz'a var bakalım. 10 Temmuz'a ne? 10 Temmuz dediğinde şu an evlilik hazırlığına başlasan zaten. Geldik Mart'a. Mart, Nisan, Mayıs, Haziran. Ha, kaç ay kalmış? 4 ay. İyiymiş. Zaten Haziran'a kadar program. Niye 10 Temmuz? Ha? Program Haziran 15'i falan bitiyor. Aynen senden kurtulacağım. Aynen Yaşar. O yüzden 10 Temmuz'a bak şimdiden hazırlığa başlamış yani. Hadi bakalım. Göreceğiz neler olacak. Bilmiyoruz. Evet, harika, çünkü hep planlar güzel. Yaparken hayat başımıza gelenmiş ya. Evet. Tabii ki insan sevdiği insanla bir sona gitmek ister. Hı hı. Ben şu an çok mutluyum onu söyleyeyim. Yani söyleyebileceğim tek şey harika. Şu an için. Çok güzel. Çok ben mutluyum ve keyfim çok yerinde. Şu 14 Temmuz'a şeyi çıkardınız mı? Şarkı çıkardınız mı? Hayır çünkü bu olaylar hadi olunca yetişemedim. Kaç. Tamam önümüzdeki hafta çekeceğiz ki ama ben de şey değilim ben de insanım yani ya oraya yapın, giriyorum yapın. Girmeden programa geliyorum program Yaşar yapıyorum. Yaşar İpek stüdyomuzda olacak. Bir şey söyleyeceğim robot sevgililer gibi. Sevgililer günü. Robot muyum ben? Yaşar İpek stüdyomuzda. Hayır oradan oraya yani. Gidiyorum burada program yapıyorum çıkışta geliyorum gene yani ben de insanım hani benim de bir süreçlerim var yani hemen gidip şarkı okuyayım hemen klip çekeyim yapamıyorum yani. Peki böyle güzel haberler.